click fonksiyonunu kullanmaya devam ediyorum. Yazacağım kodlar ile çizim programına yeni özellikler kazandıracağım. İlk yazacağım kod bir merkezde birleşen çizgiler oluşturacak. Buradaki kodları daha önceden kullanıp açıklamıştım. Buradan devam ediyorum. Klavyedeki bir tuşunu kısa yol tuşu olarak tanımlıyorum. Fare bulunduğu konumda sol tuşa basılı tutacak. Sonra 470-540 konumuna gidip tuşu bırakacak. Çalıştırıp deneyeceğim. Çizimi seçip siliyorum. Kalem. Klavyeden 1'e basıyorum. Klavyede 1'e bastıkça işlemi tekrar ediyor. Farenin konumu merkezde kalıyor. Bunu önceki konuma taşıyalım. İşlemden önce farenin konumunu alacağım. Farenin anlık konumu X ve Y değişkenlerine aktarılıyor. İşlem bittikten sonra fareyi taşıyacağım. Click XY ile farenin konumunu buradaki değişkenlerde belirtilen konuma taşıyoruz. Yani başlangıç konumuna taşınmış olacak. Çalıştırıyorum. Rengi değiştiriyorum. 1. Evet. Fare eski konuma taşınırken fare yavaşlatmayı iptal edeceğim. Buradan kopya alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu aşamada farenin yavaşlatma hızı iptal edilecek. -1 parametresini giriyorum. Farede herhangi bir yavaşlama olmayacak. Çalıştırıyorum. Tekrar deneyeceğim. Evet, daha hızlı bir şekilde önceki konuma geçiyor. Farenin konumunu değiştirmek için başka bir seçenek daha var. Bir fonksiyon. Bu fonksiyon da şuradaki satırın yaptığı işlemin aynısını yapıyor. Çalıştırıp deneyeceğim. Başka bir örnek kod yazacağım. Kısa yol olarak klavyedeki iki tuşunu kullanacağım. Fare bulunduğu konumda tıklayacak. Fare tuşu basılı kalacak. 300-300 konumunda da bırakacak. Çalıştırıyorum. 2'ye basıyorum. Evet, bulunduğu konumdan 300 konumuna taşınmış oluyor. Kodda bir değişiklik yapacağım. Daha önceden kullanmadığım bir parametre. Rel parametresi. Bu relatif yani göreceli olduğunu belirtiyor. Bir önceki işleme dikkat edin. Burada farklılaşacak. Farenin bulunduğu konumdan 300 birim sağa, 300 birim aşağı hareket edecek. Daha önce bu işlemi yapan bir kod yazmıştık bir önceki videoda. Ancak burada rel parametresini kullandık. Oradakinden farklı olarak. Çalıştırıyorum. Şimdi fare konumu burada. Klavyeden 2'ye basıyorum. Evet, bulunduğu konumdan 300 birim X yönünde, 300 birimde Y yönünde artış gösterdi. Hangi konumda olursa olsun aynı işlemi yapacak. Yeni bir kod yazacağım. Önce kodun ne iş yapacağını göstereyim. Klavyeden 3'e basıyorum. Evet, bu şekilde bir yıldız şeklini oluşturuyor. Tekrar deniyorum. Fırçayla deniyorum. Evet, bu işlemi yapan kodları yazacağım. Kısa yol tuşu klavyedeki 3. Farenin anlık konumunu X ve Y değişkenlerine aktarıyorum. Çizgi sayısını burada belirtiyorum. 10 tane olacak. Bunu sonradan değiştirebilirim. Buradan devam edeceğim. Açı için bir değişken oluşturdum. Başlangıç değeri 0. Pi sayısı gerekli olacak. Dereceyi radyana dönüştürmek için. Pi sayısı sabit bir değer olarak girilebilir. Ancak bir matematiksel formül kullanılarak da sonuç elde edilebilir. 4 çarpı a tan arktanjant oluyor bu. 1. Bunun sonucu pi sayısını verir. Farenin anlık koordinatını alacağım. Çizgi sayısı kadar bir döngü oluşturacağım. Döngü için loop komutunu kullanıyorum. Döngü sayısı kaç tane olacak? Çizgi sayısı kadar olacak. X ve Y koordinatlarında fare tıklanacak. İlk çizginin açısını hesaplamak için, yani buradaki açıyı hesaplamak için burada bir formül giriyorum. A indeks loop döngüsündeki döngü sayısını veriyor. Sayı 1 ile başladığı için -1 kullanıyorum. Başlangıç 0 olsun. 360 derece kaç tane çizgi sayısı olacaksa ona bölünüyor. Böylece bir dilimin açısı bulunmuş oluyor. Bu açı değeri derece olduğu için bunu pi bölü 180 ile çarparak radyana dönüştürüyoruz. Buradan devam ediyorum. Şimdi çizginin uç noktasını yani şurayı bulacağız. Fare xy koordinatında yani şurada tıklamıştı. Şimdi buradaki noktayı bulacağız. Açının kosinüsünü alıyorum. Bunu 100 ile çarpıyorum. Böylece 100 katını yani 100 birim ilerletmiş oluyoruz. Sonra x üzerine bunu ilave ediyoruz. Burada çıkan sayının küsuratını atmak için bir fonksiyon kullanıyorum. Integer fonksiyonu. Burası x2 olacak. Benzer kodları sinüs içinde yazacağım. Burada fonksiyon değişiyor. Sinüs oluyor. Burası da y olacak. Bu iki satır ile şuradaki noktayı bulmuş olduk. Tabii bu birinci aşamada. Bu döngü devam ettikçe sonraki aşamada noktalar değişecek. Fare burada merkez noktada tıklamıştı. Şimdi tıklamaya devam edecek ve x2, y2 noktasında fareyi sürükleyip bırakacak. Çalıştırıp bir deneyeceğim. Paint'e geçiyorum. Klavyeden 3'e basıyorum. Evet, bir gariplik oldu. Kodları inceleyeceğim. Evet, hatayı fark ettim. Yukarıdan kopya alınca y olması gereken değişken x olarak kalmış. Y olarak değiştiriyorum. Şimdi deniyorum. 3'e basıyorum. Evet, sorunsuz çalışıyor. Kalemle deneyeceğim. Ancak önce burada fareyi yavaşlatan kodu iptal edeceğim. Buradan iptal etmek yerine sadece 3'e bastığımızda iptal edilsin. Bunun için kodu buraya giriyorum. Buraya -1 giriyorum. Şimdi deneyelim. Kalem seçili. 3'e basıyorum. Evet, daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çizgi sayısını değiştirebiliriz. O yüzden bir değişkene atadım bunu. Buradan değiştiriyorum. Örneğin 15 olsun. Çalıştırıyorum. Önceden çalışıyormuş. Buna evet diyorum. Son halini tekrardan yüklüyor. Burada deniyorum. 3'e basıyorum. 4 ile deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. 3. Evet, bir artı çizdi. Çizgi sayısını buradan değiştirmek yerine kullanıcı programı kullanırken değiştirebilsin. Bunun için buraya input box fonksiyonunu kullanacağım. Bu fonksiyonun çıktısı sayısal bir değer değil, string bir değer olduğu için bunu sayısal değere dönüştüreceğim. Bunun için integer fonksiyonunu kullanabilirim. Zaten tam sayı olması gerekiyor. Bu şekilde çalıştırıp deneyeceğim. Burayı önce bir temizliyorum. 3'e basıyorum. Çizgi sayısını soruyor. 6 çizgi olsun. Tekrar deneyelim. 30 tane çizgi olsun. Evet, gayet güzel çalışıyor. Yeni bir kod daha yazacağım. Bu kodun yapacağı işlem buradakine biraz benziyor. Burada olduğu gibi merkezden uç noktalara çizgi çizmek yerine elde edilen uç noktaları birbiriyle birleştirecek. Yani bir çokgen çizecek. Buradaki kodlardan bir kopya alacağım. Alt-Shift aşağı yön tuşuna basıyorum. Bir kopya oluşuyor. Burayı değiştiriyorum. 4 olacak. Buradaki kod merkezde tıklama yapıyordu. Bunu sileceğim. Burada ise D olacak. Yani X2, Y2 koordinatında farenin sol tuşuna basacak. Sonra bir sonraki noktayı bulduktan sonra tekrar basacak. Bu şekilde devam edecek. En sonunda farenin tuşunu bırakması gerekiyor. Onu da döngü bittikten sonra gireceğim. Burada koordinat belirtmeme gerek yok. Sadece tuşu bırakmasını istiyorum. Buradaki çizgi sayısı değişken adını kenar sayısı olarak değiştirdim. Değiştirmesek de çalışacaktı. Bir sorun olmayacaktı. Çalıştırıp deneyeceğim. Evet diyorum. Paint programına geçiyorum. Rengi değiştirdim. Klavyeden 4'e basıyorum. Burayı değiştirmemişiz. Onu değiştireceğim. Altı kenarlı olsun. Evet, son çizgiyi birleştirmedi. Bunu düzelteceğim. Buradaki kenar sayısını 1 arttırmam gerekiyor. Döngü bir fazla olacak öncekine göre. Şimdi çalıştırıyorum. Tekrar deneyeceğim. 4'e basıyorum. 6 kenarlı olsun ya da 6 köşeli. Evet, çokgeni oluşturdu. Hemen şurayı değiştiriyorum. 4'e basıyorum. Kenar sayısı 15. Evet, kenar sayısı arttıkça çember şeklini oluşturmaya başlıyor. Tekrar deneyeceğim. Bu sefer büyük bir rakam giriyorum. 50. Evet, gördüğünüz gibi çembere çok yaklaştı. Daha büyük bir rakam olsun. Evet, 150 kenarlı bir çokgen ancak daha çok çembere benziyor. Bu çizim işlemleri sadece Paint'te mi çalışıyor? Hayır, hangi çizim programını açarsanız aynı şekilde çalışır. Başka bir program açacağım. Paint.net. Bu Paint'ten farklı bir çizim programı. Klavyeden 3'e basıyorum. Çizgi sayısı 8 olacak. Rengi değiştiriyorum. Tekrar deniyorum. 3, 10 giriyorum. Çokgen çizmek için 4. Kenar sayısı 9. Enter. Bir başka örnek. 4'e basıyorum. Kenar sayısı 12. Daha küçük sayılı çokgenler deneyeceğim. 4. 3 giriyorum. Bir üçgen oluştu. 4'e basıyorum. 4 giriyorum. Dörtgen ve beşgen. Bir de web üzerinde deneyeceğim. Bu sayfayı açtım. Yeni bir boş sayfa oluşturdum. Keçeli kalemi kullanıyorum. Klavyeden 4'e basıyorum. Kenar sayısı 7. Evet, köşeli bir çizim yapmadı. Kodlara bakacağım. Burada çok hızlı bir hareket yaptığı için böyle yuvarlak bir şekil oluşturdu. Burada bu konumda biraz bekleteceğim. 300 milisaniye bekleyecek. Sonra devam edecek. Çalıştırıyorum. Buraya geçiyorum. Rengi değiştiriyorum. 4'e basıyorum. Kenar sayısı 8. Evet, şimdi daha düzgün çalıştı. Bir de 3'e basıyorum. Çizgi sayısı 12. Evet, burada da gayet güzel, uygun bir şekilde çalışıyor. Bu video için göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.